Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir video ile karşınızda olacağım. Çünkü aslında bu benim çok eski bir videom. Bu aralar hiç beklemediğim kadar çok çok yoğun olduğum için yani bu videoyu bile saat işte gece 10.30'da çekiyorum. Normalde 11'de uyuyan bir insan olarak bayağı geç bir saat yani benim için. O yüzden kanalımda videosuz kalmasını istemediğim için benim eski videolarımdan bir tane size bugün izletmek istiyorum. Aslında güzel, eğlenceli bir video. Benim farklı bir kanal için yaptığım bir videoydu aslında. Bizim Konuşulacak Şeyler isimli bir kanalımız vardı, bir ekibimiz vardı. Tabii o bir süre sonra durdu. O kanalı devam ettirmedik. Oradaki videolardan bir tanesini ben bu kanala almayı düşündüm. Böylece hem şu anda benim aşırı yoğunluğumdan kaynaklı işte kanalın videosuz kalmasını engellemiş olduk. Hem de güzel eski bir videomu sizlere gösterme fırsatı oldu. Güzel oldu benim için. Herhalde yaklaşık bir 3 yıl öncenin falan bir videosudur. Zaten beni görürsünüz eski yakışıklı ve zayıf halimden. Şu anki halimi kıyaslayabilirsiniz. Belki çok çok eski takipçilerim varsa onlar hatırlayacaktır o videoyu. Onun dışında çoğunuzun bilmediğini düşünüyorum. Videoda sizlere oyun üzerinden bir Minecraft isimli oyun üzerinden doğal seçilimi, evrimi anlatıyorum. Umarım beğenirsiniz. Yorumlara bekliyorum. Eğer bu videoyu önceden izlediyseniz haberiniz varsa onu da yorumlara yazın lütfen. O eski takipçilerime bir selam vermek isterim gerçekten. Tamam o zaman şimdi vakit kaybetmeden videoya başlayalım o zaman. Herkese merhaba. Konuşulacak Şeyler kanalımıza hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Bu gördüğünüz ne derseniz bir oyun. Minecraft isimli oyun. Muhtemelen görmüş, oynamış veya duymuşsunuzdur. Bu oyun birçok genç tarafından sevilerek ve bayılarak oynanan, belli bir yaş üstü içinde artık bıkkınlık seviyesine gelmiş, YouTube'da sürekli karşısına çıktığı için sıkılmış bir oyundur kendisi. Ben de aslında severek oynadım uzun bir süre. Şimdi ne alaka derseniz, hani kanalın oyunla ne alakası var diye düşünüyorsanız, şöyle açıklayayım. Yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride eğer başarabilirsek oyunlar oynayarak bu oyunların üzerinden size bir takım bilimsel gerçekleri anlatmaya çalışacağım. İlk videomuzda da Minecraft'ı kullanacağım. Minecraft'taki bazı özellikleri kullanarak size bir bilimsel gerçeği kısaca özet bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Diğer videolarda da başka oyunlar var aklımda. Yani gerçekten bilimsel şeylere ilginç bir şekilde anlatabileceğimiz güzel oyunlar var. Böyle bir seri yapmamızın nedeni de hem insanlara daha kolay ulaşabilmemiz, çünkü gerçekten ilgi çeker. Yani eğer insan bu oyunu oynamayı seviyorsa merak edip izleyecektir. Bu da onun bir bilimsel gerçeği öğrenmesine vesile olacaktır ki bu da bizim istediğimiz bir şey. Hani ben dümdüz kameranın karşısına çıkıp anlatabilirdim. Ama bunu yapan gerçekten çok fazla kanal var ve gençleri buna yönlendirmek birazcık daha, bir tık daha zor olabiliyor. Bu şekilde gençlerin daha çok ilgisini çekebileceğimi düşünüyoruz açıkçası. Şimdi başlayalım. Benim kendi hesabım var. İşte Osman Karakuş zaten benim ismim. İsmimin ve soy ismimin ilk üç harfi, tahmin edebileceğiniz gibi. Başlayalım oyuna. Ben size şimdi bir kendi yarattığım bir dünyayı açacağım. Buradan anlatmak istediğim bir şeyler var. Onları anlatacağım. Evet, oluşturduğum evren bu şekilde. Şimdi size bugün anlatacağım konu zaten videonun başlığında da belli olduğu gibi doğal seçilim. Doğal seçilim nasıl oluyor? Bunu kendimiz yaparak, kendimiz görerek anlayacağız. Şimdi burada yaşayan koyunlarımız var. Koyunlarımızın kendi doğal habitatı içerisinde yaşıyorlar. Bunların habitatı şu şekilde. Bir tane yırtıcı var. Kurt diyelim. O kurt biz olalım. Bunların her sene 4 tanesini yiyor. Senede 4 tane koyun yiyerek hayatta kalıyor. Bu koyunlar da kendi içerisinde çoğalıyorlar. 8 tane koyun. Her sene 4 tane yeni koyun çıkıyor ve bu şekilde dengeli bir habitat oluşuyor. Kurtlar da aç kalmıyor, ölmüyorlar. Bu şekilde yaşıyorlar. Koyunlar da kurdun onu öldürdükleri kadar çoğaldıkları için doğal bir şekilde yaşıyorlar. 8 tane var. Her sene 4 tane üreyip 4 tane doğuruyorlar. Şimdi hatta onun bir simülasyonunu yapalım. Bu şekilde koyunların hepsini bir çekelim kendimize. Şimdi bu oyunun olayı şu. Saman yedirdiğimiz zaman bu koyunlar çiftleşerek çoğalıyorlar. Şimdi onu görecekseniz, oyunu bilmeyenler için bahsediyorum. Şöyle hepsine yedirelim. Sanırım hepsi yemiş oldu. Bir tanesi yememiş. O da yedi. Şimdi şöyle bakalım. 4 tane gördüğünüz gibi yavru koyun oldu. Şimdi kurt işin içine giriyor. Bu bir yıl içerisinde olan bir süreçten bahsediyorum. Bir yıl geçti. Bir yılda koyunlarımız çoğaldı. Aynı zamanda en yaşlıları kurdumuz da avlamış oldu. Gayet dengeli bir popülasyon. 4 tanesini kurt yiyor. 4 tane de çoğalıyor. Hiçbir şekilde habitatta bir sorun yok. Belli bir süre geçtikten sonra da koyunlar da büyümüş oldu. Şu anda gayet dengeli bir şekilde koyunlarımız yaşıyor. Gördüğünüz gibi 8 tane. Doğal seçilim peki nasıl oluyor? Şimdi diyelim ki bu koyunlar çiftleşirken, yine bu şekilde çiftleşirken bir tane yavru mutasyon geçirerek yeşil renkli oldu. Normalde hep beyaz renkli çıkarken bir şekilde bir rastgele bir mutasyon sonucu yeşil renkli bir yavru dünyaya geldi. Ve bu yeşil renk ona bir zarar bırakmıyor. Sadece görsel olarak, fenotipik olarak yeşil bir renkli
yavrumuz oldu. Peki yılın sonunda nasıl bir görüntü elde ederiz? Bakın yılın sonunda şu şekilde bir görüntü elde ederiz. Ne oldu? Yine 4 tane yaşlı olan öldü. Çocuklar çoğalmış oldu. Şimdi burada şöyle bir durum var. Normal şartlar altında bu mutasyon kendiliğinden kalmaya devam eder. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bir ihtimal aşağıdaki genlere aktarılabilir. Bir ihtimal aktarılmaz. Burada hani bir doğa seçiminden çok fazla bahsedemeyiz. Ama bu arada bu mutasyon çocuklara aktarılabilen bir mutasyon. Onu da belirteyim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Kurtumuz uzaktan hayvanları gözlemlediği için uzaktan bu beyaz olanlar daha kolay gözleniyor. Bakın bu yeşil olan uzaktan çok seçilemiyor. Biz seçemiyoruz şu anda kurt biz olduğumuz için. Bu yüzden her seferinde kurtun beyazları avlama ihtimali yeşilleri avlama ihtimalinden çok daha yüksek. Yani burada o yüzden bu yeşil koyunlar avantajlı duruma geçmiş oluyor. Çünkü uzaktan gözükmediği için kurtların hedefi olma ihtimali düşüyor. Yine bazen hedef olabiliyor ama beyazların hedefi olma ihtimali daha yüksek oluyor. Şimdi tekrar bir çiftleştirelim ve kurt avlanmaya çıksın. Bakalım nasıl bir duruma geleceğiz. Hepsini şöyle bir toplayalım. Gelin arkadaşlar, sen de gel. Şimdi bakın çiftleştirdik. Genetik bir mutasyon olduğu için yavrulardan bir tanesi yeşil doğmuş oldu. Kurtumuz devreye girsin. Şimdi kurt uzaktan bakıyor, gözlemliyor. Yeşili çok göremediği için, ihtimal yüksek olduğu için beyazları avlıyor. Beyazları yıl boyunca 4 tanesini yemiş oldu. Şimdi bu yavrular büyüyecek. Onları hemen büyütelim, gelelim. Şimdi bu yavrular da büyüdü. Ne oldu? Bakın yine hala 8 tane koyunumuz var. Koyunlarda hiçbir sıkıntı, sayı olarak hiçbir sıkıntı yok. Kurtlar yaşıyor, aç kalmıyorlar. Koyunlar sabit bir habitatta. Herhangi bir sayısal değişikliğe uğramıyorlar. Ama gördüğünüz gibi yavaş yavaş avantajlı olan, genetik olarak, görüntü olarak avantajlı olan koyunlar sayısı artmaya başlıyor. Bir nesil sonra bunların sayısı biraz daha artacak. Bakın aynı demin yaptığım aynı işlemi tekrar yaptım. Bir nesil sonra bunlar ne oldu? Birazcık daha arttı. Böyle böyle gide gide en son kurtlar her zaman her seferinde beyazları daha fazla yediği için yeşiller avantajlı olduğu için çünkü yeşilleri kurtların yemesi daha zor daha kolay kamufle olup saklanabildikleri için her seferinde yeşiller avantajlı olacak ve her seferinde beyazların sayısı azalacak. Hatta şimdi şöyle bir şey aklıma geldi, isterseniz ben bunları sürekli aynı işlemi tekrar tekrar yapayım, hızlandırarak size göstereyim. Bakın doğal seçilim nesiller boyunca çok uzun süreler sonra popülasyonun genetiğine nasıl etkisi oluyormuş, beraber görelim. Şu an saymadım kaçıncı nesil olduğunu ama gördüğünüz gibi artık hani beyaz koyunların sayısı çok çok azalmış oldu. Avantajlı olan koyunların sayısı artmış oldu. Şöyle bir durum var. Hani bu doğal seçilimin çok çok bir özeti. Aslında birazcık daha karmaşık. Hani bunu sizin kendiniz okuyup öğrenmenizi istiyorum. Şimdi doğal seçilimde genel olarak hani özet olarak şu şekilde bir durum vardı. Hayatta kalma ve üreme kabiliyeti olarak avantajlı olan evrimsel olarak öne geçer. Yani gördüğünüz gibi hayatta kalma açısından avantajlı olduğu için yeşil koyunlar, çünkü kurtların hedefi olmadığı için beyaz koyunların sayısı gitgide azalmış oldu nesiller boyunca. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 5. nesil veya 6. nesil olması lazım. 6. nesilde şu hale geldi. Gerçek hayattaki doğal seçilim bunun binlerce, milyonlarca yıl sonraki hali oluyor. Yani bunu ben milyonlarca yıl boyunca devam etseydim beyaz koyunların hiçbiri kalmayacaktı. Zaten muhtemelen buna devam ettikten bir 5-10 nesil sonra hiçbir beyaz koyun kalmamış olacak. Tamamen yeşil koyunlar habitata hükmetmiş olacak. Yani yeni bir özellik aktarılmış olacak. Beyaz koyun özelliği, beyaz koyun geni kalmamış olacak. Bunu sürekli bu şekilde küçük küçük değişimlerle, sürekli olan genetik değişikliklerle, çünkü bizim vücudumuzda yanlış bilmiyorsam binlerce, milyonlarca mutasyon oluyor sürekli. Bunlar binlerce, yüz binlerce yıl boyunca sürekli olduğu için illaki avantajlı olabilecek bir şey denk geliyor. Bunun sonucunda da bu şekilde küçük küçük değişiklikler milyonlarca yıl sonunca çok büyük bir değişikliğe yol açabiliyor. Gördüğünüz gibi bundan 5-10 nesil önce küçük bir mutasyon bütün bir popülasyonun yeşil olmasına neden olmuş oldu. Çünkü avantajlı kıldı bunları. Her seferinde avantajsız olanlar daha çok öldü. Hayatta kalma ihtimalleri düşük olduğu için hayatta kalma ihtimali yüksek olanlar hayatta kaldı. Dolayısıyla da popülasyona sahip olmuş oldular. Yani popülasyonun hepsi yeşil koyunlardan oluşmuş oldu. Kısaca doğal seçilim bu şekilde oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca yıl sonucu bu şekilde oluyor. Hani bu doğal seçilimin kısa bir özeti, hani genel olarak kafanıza otursun diye söylemiş olduğum bir şey. Benim size tavsiyem bunu çok daha iyi araştırıp internette bir sürü bununla ilgili video ve yazı var. Videolardan da araştırabilirsiniz. Çok daha iyi araştırıp öğrenmeniz olacak benim tavsiyem. Çünkü hani burada bazı sorulara cevap verememiş olabilirim. Şu an aklıma gelmiyor. Ama dediğim gibi özet halinde doğal seçilim bu şekilde. Gördüğünüz gibi uyum sağlayanın daha fazla hayatta kalma ihtimali olanların baskın olduğu bir mekanizmadır. Doğal seçilim kısaca bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım zevk almışsınızdır. Bu şekilde videoların daha çok gelmesini istiyorsanız
istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda yorumlarda da beğenip beğenmediğinizi belirtirseniz benim için çok değerli olur bu. Sorularınızı da bekliyorum. Eğer hani bu anlattığım konuyla ilgili doğal seçilim olsun, diğer videolarda anlatacağım başka şeyler olsun, bunlarla ilgili kafanıza takılan şeyler varsa bunlar da yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Eğer çok fazla şey olursa ve benim anlatmayı unuttuğum ve önemli bir şey yorumlarda görürsem ayrı bir video çekip onu da anlatmaya çalışırım. Tamam, o zaman şimdi bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.